kendisi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı Palamut bu sene balıkçıların ağlarına takılmadı. Ancak bunu fırsat bilen bazı balıkçılar Torik ve Kombi'yi Palamut olarak halka satıyor. Palamut dişli bir balıktır. Tombik'te dişi yoktur. Benekli olur Tombik. Bu gördüğün gibi sıra çizgilidir. Beyaz et olur. Bu çingene palamutu diye tabir ettiğimiz palamut cinsi. Şu anda palamut, Karadeniz palamutu yok. Çıkmıyor. Şu anda bunu kullanıyoruz. Bu ürünle. Bunun yerine eğer olmadığı zaman bunun yerine şu Torik. Torik'i satıyorlar palamut diye. Tabi bu palamutun bir cinsi. Bunda da diş var ama bu palamut kadar lezzetli bir balık değil. Bunun kullanım şekli, kullanım amacı tuzlanıp laker da yapılıyor. Bu hale geliyor Torik. Ondan sonra kavanozlanıp bu hale geliyor. Evet, palamutu dişine ve beneklerine bakacağız mutlaka. Bunlara çok önem veriliyor. Parça parça kestirmeniz gerekiyor. Beyaz etse mutlaka alın. Değilse zaten o balıktan lezzet alamazsınız. Dişi, beneği, rengi, boyutu bunlara bakarak çok rahat anlayabilirler. Palamutun dişi olacak, benekleri olacak, beyaz et olacak. Bunu gördüğü zaman çok gönül rahatlığıyla alabilir ve kendi balıkçısından mutlaka ve mutlaka başka balıkçıya değil, kendi güvendiği, bildiği kendi balıkçısından alırsa gönül rahatlığıyla bu balığı çok çok rahat yiyebilir. Bu sene denizlerimiz zaten soğumadı. Gerekli soğuğu yapmadığı için. Palamut da soğuğu sever bir balık. Ondan dolayı bu sene palamut olmayacak. Yani müşterilerimiz de halkımız da bence bu sene palamut aramaktan vazgeçsinler. Çok böyle evet barbun tarzı balıklara yönelsinler. Zaten palamuta yöneldikçe hata yapacaklar. Kandırılacaklar ya. Yani. Biz yapmasak bunu başka bir balıkçı ticareten yapacak mı yani? Bilmiyorsanız ya balığı ya balıkçıya tanıyacaksınız. Bu şekilde arkadaşımın da söylediği gibi. Yani bu sene palamuttan bence vazgeçelim diyebilirim yani. Yeni koydum ben. Toriyi tutmayalım mı? Tutacağız onu ya. Tutturacağız onu. Ailemle birlikte balık almaya geldim Avro Sokağı'na. İyi bir hafta sonunda güzel bir balık yemek için. Yalnız orada bir esnafın yapmış olduğu bir hareketi hiç hoşuma gitmedi. Palamut yerine bana tombik verdi. Eve gittiğimde bu balığı pişirdiğimde çok böyle kanlı ve çirkin oldu. Ben bundan hiç mutlu değilim. İsterim ki esnaf düzgün olsun, doğru olsun. Bir balığın cinsi palamutsa palamut olarak satsın. Tombikse tombik olarak satsın. Onu sonradan öğrendim. 1 liraya aldığı tombiği kalkıp bana 15 liraya satıyor. Yapmamalı bence. Var balık, var balık, var balık. Tazeciler, tazeciler. Tazeciler. Favori mi yasak? Benim istiyorum. Buyurun efendim, buyurun. Ver suyu abi. Ver abi, ver. Hadi beyler. Bu da ödemeyin. Tamam. Bu kadar değil ama kolla kardeşim. Kolla kardeşim.